Merhaba yol arkadaşım. Hoş geldin. Mevlana diyor ki, her şeyi bu kadar dert etme ey gönül. Zira ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür. Her şey geçiyor. Geçmez sandıklarımız. Bitmez sandıklarımız. Hepsi geçiyor. Hiçbir acı kalıcı değil. Ama aynı zamanda hiçbir zevk de kalıcı değil. O yüzden hayatında zor dönemler yaşıyorsan bil ki bu da geçecek. Hayatında mutlu dönemler yaşıyorsan bu da geçecek. O yüzden onun da keyfini erteleme. Sevdiklerine bugün sevdiğini söyle. Sevdiklerine bugün sarıl. Çünkü her şey geçiyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Sana bir hikaye anlatmak isterim. Vaktiyle bir gezgin derviş Anadolu'yu her sene turlarmış. Bir gün bir köye uğramış ve çok hoş bir evin kapısını çalmış. Geniş bir bahçesi olan, belli ki zengin bir insana ait olan bir evin kapısını çalmış. Kapıyı evin yardımcısı açmış ve bizim gezgin, "Ben Tanrı misafiriyim. Bir parça ekmeğiniz varsa verirseniz çok memnun olurum," demiş. Yardımcı hemen eve davet etmiş ve evin sahibi bu Tanrı misafirini en baş köşeye oturtmuş, en güzel yemekleri getirmiş ona. Evin sahibi o yörede tanınan biriymiş. Adı da Baba Zaman'mış. Bilgeliğiyle tanınırmış. Neyse, yemek yemeye başlamışlar. Bizim gezgin demiş ki, "Ne kadar güzel bir zenginliğiniz, malınız, mülkünüz, varlığınız var," demiş. Baba Zaman, "Bu da geçer yahu," demiş. Gezgin anlayamamış. Böyle bir yerde koyunlarınız, inekleriniz, tavuklarınız, geniş bahçeleriniz var. Nasıl geçecek bu? "Bu da geçer yahu," demiş. Aradan bir sene geçmiş, bizim gezgin yine aynı köye uğramış. Yine Baba Zaman'ın yanına gitmiş. Fakat bir de ne görsün? Ev ortada yok. Bağ, bahçe ortada yok. Hemen köy ahalisine sormuş. Ne oldu diye. Köy ahalisi durumu anlatmış. Bir sel felaketinden dolayı Baba Zaman hem evini, hem hayvanlarını, hem de tüm varlığını kaybetmiş. Şimdi ise başka bir ağanın yanında işçi olarak çalışıyormuş. Bizim gezgin hemen ziyarete gitmiş Baba Zaman'ı. Baba Zaman onu gördüğü için çok memnun olmuş. Hemen kendi fakir sofrasında ona olabilecek en güzel yiyecekleri ikram etmiş. Yemeği yerlerken gezgin çok üzgün olduğunu söylemiş. Baba Zaman demiş ki, "Bu da geçer yahu." Gezgin anlayamamış. Böyle bir durumda bile bunu nasıl söyleyebilir? Baba Zaman demiş ki, "Bu da geçer yahu." Aradan 2 sene geçmiş, gezginin yolu yine o köye düşmüş. Yine Baba Zaman'ın çalıştığı yeri ziyaret etmeye gitmiş. Kapıyı Baba Zaman açmış. Ama üstü, başı, duruşu tamamen değişik. Bir farklılık varmış Baba Zaman'da.
sonradan öğrenmiş ki evin sahibi vefat etmiş. Ölürken de bu evi baba zamana miras bırakmış. Yine güzel bir sofrada beraberce yemek yemişler. Gezgin, bak Allah sana yine her şeyi verdi demiş. Bizim baba zaman bu da geçer yahu demiş. Gezgin yine anlayamamış ama vardır bir bildiği demiş. Aradan 2 sene geçmiş ve Gezgin yine aynı köye geldiğinde, yine aynı kapıyı çaldığında bu sefer baba zamanı bulamamış. Baba zaman vefat etmiş. Mezarını ziyarete gitmek istemiş bizim Gezgin ve mezarının taşında şu ifadeyi görmüş. Bu da geçer yahu. Gezgin şöyle bir gülümsemiş. Ah baba zaman demiş. Hayattayken tamam da öldükten sonra ne olabilir ki? Bu da geçer yahu ne demek demiş. Anlayamamış. Birkaç sene sonra yine o yöreden geçerken mezarı tekrar ziyaret etmek istemiş. Ama bir bakmış ki orada mezar yok. Hemen köylülere sormuş, buradaki mezar ve mezarlıklar ne oldu? Köylüler üzgün bir şekilde, yine bir sel felaketi, bütün mezarlığı aldı götürdü. Hiçbirimiz yakınlarımızın cenazelerini bile bulamadık demiş. Gezgin şöyle bir oturmuş. Baba zaman, sen hep haklıydın demiş. Bu temsili hikaye aslında bize ne güzel de anlatıyor. Her şeyin geçebileceğini, hayatın inişli çıkışlı olduğunu, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, hakiki gerçek ömrün sadece şu an olduğunu. Tekrar söylüyorum, her şeyi bu kadar dert etme ey gönül. Zira ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür. Hoşça kal yol arkadaşım. Başka bir videoda görüşmek üzere.